Evet, Görünmez Adam kanalına hoş geldiniz ve bundan böyle bu kanalda sizlerle birlikte olacağım. Beni görmeyeceksiniz ama gittiğim her yeri göreceksiniz. Kanalımızın ismi Görünmez Adam. Bundan böyle dediğimiz gibi her hafta en güzel videolarla sizlerle birlikte olacağız. Öncelikli olarak hemen kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı lütfen unutmayınız. Bugünkü ilk videomuzu sizler için Tunceli'ye gerçekleştireceğiz. Orayı çekeceğiz ve Tunceli'de kar manzaralarını göstereceğiz. Hadi yolculuğumuz başlasın. Birazdan feribotla karşıya Pertek'e geçmiş olacağız. Pertek'ten Tunceli merkez, ardından da Tunceli'nin diğer ilçelerine yolculuğumuz başlasın. Tunceli seyahatimize başlıyoruz arkadaşlar. İşte şimdi karşı tarafı görüyorsunuz. Karşı tarafta Pertek ilçesi var. Yine Tunceli'ye bağlı bir ilçe. Büyük de bir ilçe. Şimdi biz o ilçeye geçerken kendi aracımızla geçeceğiz. Ancak feribotun gelmesini bekliyoruz. Bakın burada da hemen martılar bizi karşılıyor. Birazdan da feribot iskeleye yanaşacak. Buradaki araçları alıp karşı tarafa, Pertek'e geçecek. Biz oradan da yine kendi aracımızla Tunceli merkeze geçmiş olacağız. İşte suda yüzen martılar derken Kemal Sunal aklımıza geliyor. Rahmet ve sevgiyle de anıyoruz Kemal Sunal'ı. Evet, karşıdan feribotun geldiğini görebiliyoruz. Birazdan buraya gelecek ve buradaki araçları alıp karşı tarafa gidecek. Görünmez Adam kanalına lütfen abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı özellikle de lütfen unutmayınız ve ileriki gelecek olan videolarımıza bize yol göstermiş olacaksınız. İşte bakın gördüğünüz gibi feribota araçlar alınmaya başladı ve birazdan biz de feribottaki yerimizi alacağız. Bakın gördüğünüz gibi. Bu arada buraları da sizlere göstermiş olalım. İşte feribota yanaşıyoruz. İşte yolculuğumuz başladı. Birazdan yaklaşık 10 dakika sonra da Pertek'te olmuş olacağız. Ardından dediğimiz gibi Tunceli merkez ve sonrasında da bakın hemen karşıda Pertek'i görüyorsunuz. Pertek ilçesi Tunceli'nin 8 ilçesinden biri. Hemen solumuza baktığımızda da ileride de Çemişgezek ilçesini görebiliyoruz. Bu arada Pertek Kalesi de hemen bizi bakın karşılıyor. Bu da tarihi Pertek Kalesi. Birazdan Tunceli Pertek'te olacağız. Arabalı vapur, arabalı feribot diyebiliriz. Oldukça karlı bir gün, iki gün kar yağdı. Ardından da işte havanın durumunu görebiliyorsunuz. Evet, feribot iskeleye yanaştı ve şimdi araçlar da inmeye başlayacak. Şu anda Pertek'e ulaştık. Pertek ilçesindeyiz. Tunceli'nin ilçenin merkezine de birazdan kavuşmuş olacağız. Araçlar da inmeye başladı. Biz de aracımızla şimdi karşıya geçiyoruz. Yine burada bekleyenler de karşıya
Elazığ'a geçmek için bekliyorlar. Yine Pertek feribot iskelesine yanaşan araçları görüyorsunuz. Bu yol hem Tunceli merkeze gidiyor hem de Pertek ilçesine gidiyor. Yine ilerideki kavşaktan da Çemişgezek ilçesine bağlantı sağlanabiliyor. İşte bahsettiğim yol ayrımı arkadaşlar. Bakın, bir yol Hozat ve Çemişgezek, diğer yolda Pertek Tunceli merkeze gidiyor. Bizim kullandığımız yol Tunceli merkez yolu. Bakın, kar yağışı da başladı. Feribottan indik ve şu anda Tunceli merkeze doğru seyir halindeyiz. Evet, Pertek'ten çıktık. Şimdi Tunceli merkeze doğru seyir halindeyiz. Ancak kar yağışı oldukça yoğun. Yani bu kar yağışıyla birlikte sanırım bu yollarda artık herhalde 1-2 saate kadar ulaşıma kapanmış olur. Çünkü yoğun bir kar yağışı var. Tipi şeklinde, bakın sizler de görebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu yol Tunceli-Pertek, Tunceli merkez arasındaki yol. Yaklaşık bir 15 kilometrelik yol var önümüzde ve bu yolu kat edeceğiz. Sonra Tunceli merkeze ulaşmış olacağız. Oradan da Ovaca'ya gideceğiz. Çünkü karın en çok yoğun yağdığı Tunceli'nin ilçelerinden biri Ovacık. Yine Hozat'ta aynı şekilde. İşte karlı dağlar arasındaki yolculuğumuz devam ediyor arkadaşlar. Bakın, her taraf beyaza bürünmüş. Tüm dağlar adeta beyaz gelinliğini giymiş durumda. Bir yandan da karayolları ekipleri, bakın, yol açma çalışmalarına gidiyorlar. Ulaşıma kapalı olan köy yolları var. Onları açmak için de yine çalışanlar yoğun mesai harcıyor. Yaklaşık 10 kilometre sonrasında işte Tunceli'ye kavuştuk arkadaşlar. Tunceli'nin girişi burası. Gördüğünüz gibi herhangi bir kar yağışı söz konusu değil. Çünkü kar merkezde erimiş durumda. Ancak buradan Tunceli merkezden de Ovacık'a geçeceğiz. Ovacık'ta da 2 gün boyunca yağan kar yağışı sonrasında yaklaşık 1,5 metrelik bir karın olduğunu biliyoruz. İşte şu anda Tunceli merkeze seyir halindeyiz. Işıklardayız. Birazdan bu ışıkları geçtikten sonra da Tunceli tarafına, yani sol tarafa döneceğiz. Sizin bakış açınızda da sağ tarafa dönmüş olacağız. Arkadaşlar, bu arada kanalımıza lütfen abone olun. Yorum yapın. Like atmayı lütfen ama lütfen unutmayın. Çünkü yeni videoların gelmesi için biz elimizden geldiği kadarıyla sizlere Türkiye'nin farklı şehirlerini, farklı bölgelerini göstermeye çalışacağız. İşte bakın, Tunceli merkeze girmek üzereyiz.
Evet arkadaşlar, bu yolda Tunceli'den Ovacık'a bağlanan yol. İşte hemen yan tarafımızda da rafting'in yapıldığı alanı görüyorsunuz. Tunceli'de yapılan rafting yine burada. Burası da başlangıcı oluyor. İşte karlı yol. Ovacık'a giden yol. 50 kilometre, hatta 59 kilometre Tunceli ile arasındaki mesafe, yani Tunceli ile Ovacık arasında toplamda 59 kilometrelik bir yol var. İşte biz de bu yolu sizler için kat edeceğiz. Ovacık'a varmış olacağız. Ve Tunceli Ovacık'tayız. Şu anda karlı bir sokak arasını görüyorsunuz. Bir de sokak köpeği var. Sokak köpeği burada hem kar yağışıyla birlikte buradaki vatandaşlar tarafından da yemek ihtiyaçları karşılanıyor. Yani sokakta aç kalmıyorlar. Bakın ben size karın boyutunu da göstermek istiyorum. Evler adeta kara gömülmüş durumda. Tunceli Ovacık'ta. Bakın yol kenarındaki kardan da ne kadar çok yağdığını görebiliyorsunuz. İşte bakın bir ev adeta yarıya kadar kara gömülmüş durumda. Burası Ovacık. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar, Ovacık'a geldik ve şimdi Ovacık'ta da ziyaret köyündeyiz. Bakın kar yağışı ne kadar şiddetli olduğunu görebiliyorsunuz. Daha önce 2 gün boyunca yağan kar yağışı sonrasında işte ziyaret köyüne bağlanan ana yoldaki kar miktarını yandaki evlerin çatısından da görebiliyorsunuz. Adeta birinci katları kar kaplamış durumda.
Şimdi Tunceli'nin Ovacık ilçesindeyiz ve Ovacık'ta da çok güzel bir lokantaya geldik. Burası bir restoran ve Murat Bey de şu anda gördüğünüz kadarıyla Murat Bey de bu restoranın sahibi, turistik restoran ismi. Ovacık'a geldiğinizde mutlaka uğramanızı istiyorum. Bakın çorba içtik az önce. Gerçekten de çok kaliteli, çok kıvamlı bir çorbaydı. Ben özellikle sizin buraya, Tunceli'ye, Ovacık'a geldiğinizde... Murat Bey, bekliyoruz değil mi misafirlerimizi? Misafirlerimizi daima bekliyoruz. Nerede tam olarak? Ovacık merkezinde misiniz? Ovacık merkez. Evet, bakın ben döner istedim. Şimdi dönerimiz de geldi. Birazdan da afiyetle dönerimizi yemiş olacağız. Herkese şimdiden afiyet olsun. İşte Tunceli, Ovacık'tayız. Ovacık merkez burası. Ve gördüğünüz gibi taksiler var. Hemen karşıda restoran var. Az önce yemek yediğimiz yer. Çok güzel bir kar manzarası var. Hemen karşıda da gördüğünüz gibi kayak merkezi var. Ovacık'ın yine en güzel yerlerinden biri. Evet, artık Ovacık'tan dönme zamanı. Ovacık'ı sizler için gezdik, gördük. Gerçekten de Tunceli'nin çok şirin bir ilçesi. Tunceli'ye 59 kilometre uzaklıkta olan Ovacık'ın nüfusu 7000 2018 sayımına göre. Bu arada hemen göstermek istiyorum. Bakın burası da işte Muzur Nehri. Ve Muzur Nehri aslında doğduğu yer olarak da biliyorsunuz Muzur Gözeleri var. Muzur Gözeleri de Tunceli'nin Ovacık ilçesinde. İşte bakın Ovacık yolu, yani Tunceli ile Ovacık'ı birbirine bağlayan ana yol. Arkadaşlar lütfen kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve yeni gelecek videolar için de yorum yazmayı lütfen unutmayınız. Bakın karlar altında, burası aslında doğunun Sibirya'sı diyebiliriz. Çok güzel bir kış ortamı, çok güzel bir kış mevsimi yaşanıyor. Aslında mevsimi dolu dolu yaşayan ender yerlerden biri. Bakın Muzur Nehri'ni görüyorsunuz. O güzel temizliğiyle Muzur suyu, Muzur Nehri akmaya devam ediyor.
Ve arkadaşlar işte bir de size gece karanlığındaki yoldaki halimizi göstermek istiyoruz. Bakın burası Pertek Elazığ Karayolu ve bu yoldan da işte biz Elazığ'a ulaşmaya çalışıyoruz. Ancak tipi ve kar yağışı oldukça yoğun bir şekilde devam ediyor. Hatta yoldaki mesafe 2 metreye kadar düşebiliyor. Görüş mesafesi 2 metre hatta 3 metre diyebiliriz. Bakın yoğun bir tipi yağışı var. Kar yağışı ile birlikte tipi de yine bastırmış durumda. Görünmez adam sizlerin görmek istediğiniz ancak gidemediğiniz tüm yerleri sizlere gösterecek. Ancak kanalımıza abone olup like atmayı ve yorum yazmayı muhakkak ama muhakkak lütfen unutmayın ve yerine getirin. Sizden alacağımız destekle birlikte bundan böyle tüm gidilmeyen, görülmeyen yerleri sizin için gidip görüp kanalımızdan yayınlayacağız. İşte bakın burası Pertek ve Elazığ arasındaki otoyol.